Ben bu noktada Cem Hocam'a şunu sormak istiyorum. Diyabetik hastalar için ayrı, diyabetik olmayan hastalar için ayrı. Bir kişi size hangi sıklıkla ben kalp hastası olabilir miyim? Bu açıdan ne sıklıkla değerlendirmeliyim? Bireylerin yaş sınırına ve risk faktörlerine göre bize ne sıklıkla gelmesine gerek var diye bir şey yapıyoruz. Diyabetik hastaların bir kere onları ayrı bir kategoride inceleyeceğiz. Senede bir kere mutlaka gelecek. Hiç şikayet olmasa bile, şekeri iyi bile gitse bir kardiyolog denetiminden geçecek diğer branşlarda olduğu gibi. Peki ne yapacak? İşte az önce söylemiştik. 10 yıldan uzun süreli bir diyabetik hasta her yıl geldiğinde mutlaka EKO'su, EFOR'u, EKG'si genel taramalardan geçecek. Peki diyabeti olmayan bir birey ne yapsın dedik. 40 yaşın üzerinde bir birey mutlaka önce bir kan şekeri ve lipid profilini tetkik ettirmesi gerekiyor. Diyelim ki hepsi güzel geldi. Bir daha ne zaman baktırsın? 2 yıldan önce baktırmasına bu hastanın gerek yok. 40 yaşının üzerindeki bir bireyde. Ama lipitleri yüksek, örneğin LDL kolesterolü yüksek geldi veya trigliseridi yüksek geldi veya ailesinde bir erken yaşta kalp damar hastalığı hikayesi var veya bizim ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz hastalığı düşündüren kan yağ profili çıktı. Bu hastaların mutlaka daha sık gelmesi gerekiyor. Bir yıllık bir süreyi pek geçirmeden gelmeleri gerekiyor. 20 yaşından sonra da her sağlıklı bireyin belki kardiyoloji muayenesine girmesine gerekmese bile bir kan şeker ve lipid profiline baktırıp ona göre gelecek yaşantısı için önlem alması gerekiyor.